Değerli meslektaşlarım merhaba. Bundan önceki videolarımızda meslek nedir ve eczacılık bir meslek midir sorularına yanıt aradık. Mesleğimiz ile ilgili sıkıntılı alanlara değindik. Ülkemizde eczacılık alanında yaşanan bu sıkıntıların kökenlerini sorguladık. Peki diğer ülkeler eczacılık mesleği ile ilgili bu konulara nasıl yaklaştı? Eczacılık eğitiminde ne tür değişiklikler yaptılar? ve onların tecrübelerinden faydalanabilir miyiz? Bugün bu sorulara yanıt arayacağız. Meslek yaşamım boyunca Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülke örneklerinin bize tam olarak uymayacağı konusunda çok fazla görüşle karşılaştım. Bu görüşe tam olarak karşı değilim ama birazdan sizlerle paylaşacağım bir rapor bu konudaki görüşlerimi gözden geçirmeme neden oldu. Ayrıca başkalarının tecrübelerine yaklaşımla ilgili olarak beni etkileyen bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden yararlanır, inatçı insanlar ise her şeyi kendileri denemek ister. Aynı kişiye John Lubbock'a ait diğer bir söz ise: "Ne gördüğümüz büyük ölçüde ne aradığımıza bağlıdır." Doğal olarak bu ülkelerle kültürel ve ekonomik farklılıklarımız olabilir, ama onların tecrübeleri bizlere farklı bir bakış açısı da verebilir. Ben kişisel olarak kendi mesleğimizde, eczacılık alanında başkalarının tecrübelerinden yararlanmanın önemine inanıyorum. Ancak bu şekilde bugün neredeyiz, niçin buradayız ve nereye gidiyoruz sorularının cevaplarını gerçek anlamda verebileceğimizi düşünüyorum. Eğer geçmişte yaşananları anlayamazsak içinde bulunduğumuz problemleri de kavrayamayız. Şimdi bu yaklaşımda sizleri başka bir ülkeye günümüzden 70 yıl öncesine götürmek istiyorum. Bu ülke hasta odaklı eczacılık hizmetlerinin günümüzde en iyi verildiği ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri. Bu yaklaşımı izlemekteki temel amacım Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılık mesleği ile ilgili ülkemizdekine benzer sorunlar yaşandığında çözüm olarak ne tür bir yol izlendiğini sizlerle paylaşmak ve hangi yöntemlerle problemlerin çözülmeye çalışıldığını tarihsel dayanaklarıyla, dokümanlarıyla ortaya koyup tartışmak. Önceki videolarımızda gördüğümüz ve sizlerin de artık bilgi sahibi olduğu gibi 20. yüzyılın ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılık mesleği, eczacılık hizmetleri tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar akademik düzeyde, eczacılık eğitiminde bazı değişikliklere neden oldu. 1946 yılında Amerikan Eğitim Konseyi tarafından eczacılığa genel bir bakış açısı sağlamak için bir çalışma başlatıldı ve bu çalışmanın sonucu Eczacılık Anketi Genel Raporu adı altında 1950 yılında yayımlandı. Bir noktanın altını çizmek isterim. Benzer çalışmalar tıp, diş hekimliği ve hukuk alanlarında da yapılmıştır. Daha önce yapılan bu anketler ilgili alanlardaki eğitimin kapsamı ve özelliklerini, karakterini derinden etkilemiştir. Bu raporların ne kadar büyük ciddiyet ve önem taşıdığı raporun ön söz kısmında açıklanmıştır. Peki bir dönüm noktası niteliğindeki bu anket kim tarafından yapılmıştır? Eczacılık anketi Amerikan Eczacılık Fakülteleri Birliği ve Amerikan Eczacılık Eğitimi Konseyi tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada küçük bir parantez açmakta fayda var. 1932 yılında kurulan Amerikan Eczacılık Eğitimi Konseyi 2003 yılında Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Konseyi yani kısaca AÇP İngilizce okunuşuyla ACPE olarak bilinen yapıya dönüşmüştür ve günümüzde bu adla işlevini sürdürmektedir. ACPE, AÇP benzeri bir yapılanma ülkemizde Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kuralı, kısaca EGZAK olarak 2011 yılında kurulmuştur. Konumuza geri dönecek olursak, eczacılık anketinin tamamlanması nispeten uzun bir süre almıştır. Bu yüzden meslekte o dönemde yaşanmakta olan problemlerin henüz anket tamamlanmadan eczacılık fakültelerinde sık düzenlenen konferanslar ile ele alındığı belirtilmektedir. Bu sayede anket daha tamamlanmadan faydasının görülmeye başlandığı ön sözde ifade edilmiştir. Bizler için de önemli olduğunu düşündüğüm diğer bir nokta yine raporun ön sözünde eğitim alanında yapılan çalışmalar ne kadar mükemmel olursa olsunlar, konferanslar gibi planlanmış etkinliklerle etraflıca tartışılmadıklarında bunlardan yüksek fayda sağlanmasının mümkün olmadığının altının çizilmesidir. Büyük bir çabayla ulaştığım bu rapor oldukça uzun. Yaklaşık 250 sayfa. Bu yüzden eczacılık eğitimi ve eczacılık meslek uygulaması konularında birçok tavsiyede bulunan bu raporun yönetici özeti veya yönetici yorumları diye adlandıracağım kısmında yer alan tespitleri bazen kendi görüşlerimle birlikte şimdi sizlerle beraber incelemek istiyorum. Tespitler şöyle başlıyor. Eczacılık bir bütün olarak çeşitli ve çoğu zaman çatışan çıkarların bir karışımı olarak görülmelidir. Bu ifade size ilginç gelebilir. Çünkü yorumlarını aktardığım anket yöneticisi bir eczacı değil, bir eğitim araştırmacısı olan Edward Charles Elliot. Bu yüzden rapor Elliot raporu olarak da anılmakta. Yani dışarıdan bakan bir eğitimcinin gözünden eczacılığı dinliyoruz. Şöyle devam ediyor. Eczacılık Anketi Komitesi'nin bir üyesi olarak hizmet veren bu farklı çıkar gruplarının deneyimli temsilcilerinin mesleğin başlıca sorunlarının doğası ve bu sorunların olası çözümü ile ilgili izlenecek yol ve kullanılacak araçlar konusunda anlaşmaya varmaları geleceğe olan güvenimizi pekiştirmektedir. Tam da bu noktada sizlere şu can alıcı soruyu sormak isterim. Eczacılık ana başlığı altında içinde tüm paydaşların yer aldığı, meslekte yaşanan problemler ile bunların olası çözüm yollarının ve nasıl bir eczacılık eğitimi olmalı sorusunun tartışılabileceği bir platforma sahip miyiz? Tabii ki her konuda anlaşamayabiliriz. Ancak eczacılıkla ilgili problemlerin ortak bir zeminde tartışılması, bunların kayıt altına alınması ve gelecek nesillere bırakılması gerekmiyor mu? Daha da önemli bir soru bu konuda çok ama çok geç kalmadık mı? Benim son derece önemli bulduğum, hatta ülkemiz için hala güncel olduğunu düşündüğüm tespitler şöyle devam ediyor. Eczacılık kendini savunmak zorunda kalan bir meslek durumuna itilmiş görünümü vermektedir. Eczacılık mesleğinin sağlıkla ilgili meslekler arasında kabul gören yüksek mevkide bir konuma sahip olması için etkili bir atak yapması şarttır. Bu şartlar mesleğin sürekli kendisini incelemesini ve meslek kapsamındaki işlerin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Yapılan bu anket mesleğin daimi politikasının ne olması gerektiğinin ilk uygulaması olarak görülebilir. Düzenli mesleki ilerleme şansa bırakılmamalı. Mesleğin bütünlüğünü kapsayan dikkatli ve sistematik bir planlama yapılmalıdır. 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılık için yapılan bu tespitlerin 2020 yılında yani tam 70 yıl sonra ülkemizde tümüyle geçerli olduğunu düşünüyorum. Aradaki bu 70 yıllık gecikme henüz harekete geçememizden, üzerinde anlaşılmış bir yol haritamızın olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? Devam edelim. Eczacılık gerçek bir mesleki statüye sahip olabilecek mi veya eczacılık hizmetlerinin çoğunluğu teknolojik gelişmelerin altında kalacak mı? Gibi tartışmalı konular olabilir. Bir önceki nesilde yaşanan gelişmeler burada sanayi devrimine kastediyor. Eczaneleri bağımlı bir işletme haline getirme eğilimindedir. İlaçların fabrikalar tarafından seri üretimi eczacıyı dağıtıcı hizmeti vermeye itmiştir. Değerli meslektaşlarım, sanayi devriminin eczacılık hizmetleri üzerine olan etkisini önceki videolarımızda tartışmıştık. İlaç fabrikalarının ortaya çıkışının bizi tedarikçi konumuna ittiğinden bahsetmiştik. Bir an için durup düşünelim. İçinde bulunduğumuz sanayi 4.0 süreci bu tedarikçi konumunu da tehdit etmeye başlamadı mı? Zaman zaman ilaçların eczane dışına çıkma senaryoları bizleri endişelendirmiyor mu? Benim şahsi görüşüm ilacı yapan eczacıdan üretim teknolojisindeki gelişmelerle ilaç tedarikçisi konumuna düşen mesleğimiz yine teknolojik gelişmelerle sanayi devrimleriyle bu işlevini de değiştirmek zorunda kalabilir. Bu gelişmelere hazırlıklı mıyız? Geleceği planlıyor muyuz? Mesleğimizin geleceği adına eczacık dışındaki oyuncuları takip ediyor muyuz? Ve yönetici özeti tedarikçi pozisyonuna itilmenin mesleğimize hangi yollarla zarar verebileceğini örneklendiriyor. Sadece ticari kazanç sağlamak için insan sağlığı ve ilaç ile ilgili olmayan ürünlerin eczaneye girmesi eğilimi eğer önlenmezse ileride mesleğimize zarar verecektir. Değerli meslektaşlarım, toplum eczanelerinin son 10 yılda ilaç dışı ürün dediğimiz kategoriye daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir. Günümüzde bu durumun eczacılık mesleğinin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturabileceği yönündeki görüşler giderek artan bir şekilde dile getirilmektedir. Bu görüşün sahipleri eczacılık mesleği ancak ilaç ile var olabilir. İlacı kaybedersek eczacılığı da kaybederiz. İlaç dışı ürünlerin eczanede ilacın yerini almasına veya ilaçların ağırlığını azaltmasına asla izin verilmemelidir tezini savunmaktadırlar. İlk bakışta eczanelerin gelirlerinde ilaç fiyatlarındaki ciddi düşüşlerden kaynaklanan azalmaya karşı önemli ve kolay bir çözüm olarak görülen ilaç dışı ürünlere yönelme yaklaşımı toplum eczacılığının sonunu hazırlayabilir mi? Eczaneleri halkın gözünde sağlık hizmet sunucusu konumlarından uzaklaştırıp sıradan perakendeci dükkanlar ile eş değer bir konuma indirebilir mi? Bugün halk arasında zaman zaman eczaneler için kullanıldığına hepimizin tanık olduğu diplomalı bakkal nitelemesi sizce bu durumla ilgili bir alarm olabilir mi? Eczanelerin düşen ciro ve gelir kayıplarına karşı kolay bir çözüm gibi görünen ilaç dışı ürünlere yönelme zorunu Avrupa ve Amerika'da da tartışılıyor. Kanımca bizler de bu konuyu mesleğe yönelik olumlu ve olumsuz yönleriyle ele almalıyız. Geleceğe yönelik hazırlık ve plan yaparken bu önemli konuyu göz ardı etmemeliyiz. Bu plan yapılırken, eczacılığın ayrılmaz bir parçası olan kozmetik ürünlerin ve özellikle cilt yaşlanması karşıtı derma kozmetiklerin toplu meczaneleri tarafından sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerindeki yeri net olarak tanımlanmalı ve ilgili mevzuata girmesi sağlanmalıdır. Eczacılık anketinin yönetici yorumları bölümünde yer alan yine çok önemli tespitler ile devam edelim. Anket yapılırken endişe verici bir beklenti ortaya çıktı. Mesleğin yenilenmesi ve gelişmesi adına önündeki engellerin derhal ortadan kaldırılması için basit çözüm formülleri geliştirilme sorumluluğu eczacılık anketine yüklenmeye başlandı. Bu beklentiler özellikle fakültelerin mevcut müfredatının yeniden yapılandırılmasına odaklanmıştı. Burada iki kritik gerçek göz ardı edilmiştir. Mesleki eğitim ve öğretim programlarının, lisans programlarının içeriği, organizasyonu ve idaresi oldukça karmaşık konulardır. Bunlar uzun bir evrim sürecinin ve katı uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bildirilerle, anketlerle kolayca veya kökten değişmezler. Gelenekler ve hocalar yavaş değişir. Eğitim reformları eğiticilerin eğitimini gerektirir. Bu ise uzun, sürekli ve organize çaba demektir. Oldukça zihin açıcı ve yol gösterici bulduğum bu tespitler şöyle devam ediyor. Daha da önemlisi eczacılığın mesleki statüsünü doğrudan belirleyen güçler eczacılık fakültelerinin içinden değil dışından gelmektedir. Bu nedenle bu belirleyici güçlerin eğitim sorunlarının çözümü için yapılan önerilere mutlaka dahil edilmesi gerekir. Eczacılığın günümüzdeki konumuna gelmesi çok uzun süre almıştır. Eczacılığın istenilen konuma gelmesi çok uzun süre alacaktır. Bu yorumlarla ilgili olarak mutlaka ifade etmem gereken noktalar var. Oldukça dikkatli olmam gerektiğinin farkındayım. Ama bu konunun mutlaka gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kişisel tespitlerim şöyle. Eczacılık fakültelerinde lisans eğitiminin içeriği akademisyenler tarafından genellikle kalıplaşmış, kemikleşmiş düşüncelerle tartışılmakta. Yani bir sonuca ulaşılması bu anlamda çok mümkün değil. Ama biraz önce bahsettiğim gibi eczacıların mesleki statüsünü sadece biz akademisyenler belirlemiyoruz. Eczacılara diplomasını bizler versek de eczacılığın toplumdaki statüsü teknolojik ve sosyal gelişmelere, sosyal dinamiklere bağlı bir şekilde dışarıdan gelen faktörlerle belirleniyor. Yani bu konuda fakültelerde yapılan tartışmalarda bence bu önemli noktayı gözden kaçırıyoruz. Bu yüzden çözüme ulaşmayan ve genellikle kırıcı toplantılar yapıyoruz. Rapora devam edecek olursak toplum eczanelerinin 1940 1950 Amerikası'ndaki algısı ile ilgili olarak şu noktalara değiniliyor. Halkın çoğunluğunda üzüntü verici bir eğilim olarak mahallelerindeki eczacıların verdikleri hizmetlerin özelleşmiş bilgi ve yeteneğe ihtiyaç duymadığı yönünde bir kanaat hakimi olmaya başlamıştır. Bu üzüntü verici eğilimin düzeltilmesi eczacılık alanındaki söz sahibi liderlerin başlıca görevi olmalıdır. Aksi takdirde eczacı insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi savaşında kritik öneme sahip, yetkin, profesyonel bir uzman olarak yer alamaz. Ayrıca günümüz eczacılık hizmetlerinin ilaç üreticilerinin laboratuvarındaki bilim adamları veya eczacılık fakültelerinde iyi yetişmiş genç eczacılar olmadan gerçekleşmeyeceğini halkın takdir etmesi gerekmektedir. Evet, eczacılık anketi genel raporu yönetici özetinin sonuna yaklaşıyoruz. Her cümlesini dikkatle okuduğum ve oldukça etkilendiğim son kısım şöyle. Eczacılık mesleği mesleki saygınlığına hatta varlığına yönelik risklerin farkında olmak mecburiyetindedir. Eczacılık meslek mensupları modern bilim ve serbest iktisadi teşebbüsün yarattığı mevcut koşullar karşısında Eczacılığın tarihten gelen yüksek mevkisinin güçlük çekilmeksizin sürdürülebileceği yanılgısına kapılmamalıdır. Dinamizm ile şekillenmiş eczacılık mesleğine dair kuvvetli bir inanç yaratılamazsa günümüzün gerçeklerinin yarattığı bu etki önemli tehlike arz edecektir. Bugüne dek Amerikan eczacılığı serbest teşebbüs geleneğimizden büyük yarar sağlamıştır. Bugün yaşanan gerilim büyük ölçüde eczacının kar amacı güden bir ticaret insanı ve teknik bir meslek erbabı olarak iki ayrı pozisyonunun çatışmasından kaynaklanmaktadır. Eczacılığın profesyonel sorumluluk ve serbestlisini yitirmiş bir girişimden ibaret kalmaması için bir yandan sonsuz bir ihtiyatlılık, diğer yandan enerjik ve büyük ölçekli aksiyon gereklidir. Değerli meslektaşlarım, bu raporun giriş kısmında yer alan yönetici özetini sizlerle paylaşmış bulunuyorum. 20. yüzyılın ortalarında 1946-1950 yılları arasında sahaya dayalı olarak hazırlanan bu raporla Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılık mesleğinin bir fotoğrafı çekilmiş ve meslekte yaşanan sorunların çözümüne ilişkin tavsiyelerde bulunulmuştur. İşte bu tavsiyelerle ABD'de eczacılık yapma hakkının kazanılabilmesi için İlk kez bir meslek doktorası programı olan PharmD yani Doctor of Pharmacy programlarının önü açılmıştır. Ancak bu sürecin kısa süren, kolay ve sancısız olarak yaşanmadığını özellikle dikkatinize sunmak isterim. Şöyle ki PharmD'ye giden yolda çok sayıda komisyon raporu hazırlanmış ve uzlaşma konferansları düzenlenmiştir. Bunlardan en öne çıkanlardan birisi 1973-1975 yılları arasında hazırlanan Millis Komisyon Raporudur. Geleceğin Eczacıları adıyla da bilinen bu rapor, eczacılık öğrencilerinin doğrudan hastalarla ve diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışmasını engelleyen eğitim uygulamalarını sona erdirmeye çağırmıştır. Ve mesleğin geleceği olarak klinik eczacılık uygulamasını açıkça desteklemiştir. Ardından 1989'da Amerika Eczacılık Fakülteleri Birliği Başkanı William Miller tarafından Eczacılık eğitiminde değişimin hayata geçirilmesi komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun amacı öğrencilere güvenilir farmasötik bakım hizmeti verebilmeleri için bilgi, beceri ve tutumlar sağlayacak bir eczacılık müfredatı önermekti. Yani 20. yüzyılın son yarısında yaşanan büyük tartışmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılık fakültelerinin çoğunluğu aslında bir klinik eczacılık lisans eğitim programı olan PharmD eğitimine geçiş yaparken az sayıdaki bazı fakülteler ise sürdürmekte oldukları eğitim programlarında ısrar etmişlerdir. Ancak Amerikan Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Konseyi, ACPE, 2000 yılındaki standartlarıyla eczacılık mesleğini icra edebilmek için ulusal lisans derecesini PharmD olarak netleştirmiştir. Diğer bir ifadeyle 2000 yılından itibaren ABD'de eczacılık hizmetini icra edebilmek için akreditasyon almış, Farmacy programı uygulayan eczacılık fakültelerinden mezun olma şartı getirilmiştir. Özetleyecek olursam eczacılık anketi hasta odaklı eczacılık hizmetlerine geçişte ilk kilometre taşıdır. Yani 1946 49 tarihli bu rapor klinik eczacılığın doğuşu bakımından ilk işaret fişeği olmuştur. Değerli meslektaşlarım, birlikte incelediğimiz bu konuyla ilgili olarak ABD ile ülkemizi karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değildir. Ön yargısını çok sık duyduğumu dersin başında büyük bir açıklıkla ifade etmiştim. Ancak şu soruları bu videoyu izledikten sonra kendinize sormanızı öneririm. Ülkemizde izacık hizmetleri gelişmiş bir düzeyde midir? ABD'de 1940'larda yapılan anket ve ona dayalı araştırmayı 2020'de ülkemizde yapsak? nasıl bir sonuç elde ederiz? Bu açıdan bakıldığında başka bir ülkede daha önce yapılmış bir araştırma bize yol gösterebilir mi? Bu anketteki tecrübelerden yararlanabilir miyiz? Bu tecrübelerden yararlanarak kendimize özgü bir sistem geliştirebilir miyiz? Yukarıdaki sorulara sizler de benim gibi evet cevabı veriyorsanız o halde şimdi o yakıcı soruyla karşı karşıyayız. Eczacılıkta bu aşamaya ulaşmış ülkelerle aramızda kaç yıllık bir fark var? Sizlere güzel bir gün dilerim.